Çöpümüze sahip çıkmamız gerekliliğini sizin kurmuş olduğunuz bu STK'dan da aslında anlıyoruz. Nihayetinde bu bir netice. Olmasa iyi şüphesiz. Lakin bu bir netice. Ama buna nasıl sahip çıkacağız biz? Yani sahip çıktığımızda ne netice doğacak? Ortaya ne çıkacak? Bu bir ek enerji kaynağı mıdır? Ya da bütün dünyadaki çöp olarak kabul edilen diğer unsurlar dünyanın kendi ekolojik sistemi içerisinde yine insanlığa sunulabilecek bir enerji olarak hizmete dönüştürülebilir mi? Bundan biz istifade edebilir miyiz? Burayı bir parantez açarak ifade edebilir mi izninizle? Şimdi çöpüne sahip çıkmak aslında yanlış anlaşılmaya müsait bir yanı var tabii. Yanlış anladıysam özür dilerim. Estağfurullah, siz yanlış anlamadınız, tam tersi doğru anladınız ama ben bu düzeltmeyi yapmak istiyorum bizi izleyenler için. Şimdi çöpe sahip çıkmak, ben o çöpü ürettikten sonra o çöple ne yaptığımdan ibaret değil. Deminden beri, başından beri konuştuğumuz şey var aslında ilk başta. En iyi atık yönetimi nedir? Atık olmadan hayatı devam ettirmek. Şimdi doğada atık yok, doğada çöp yok. Doğada çöp dediğiniz yani bir canlının ortaya çıkardığı bir atık başka bir canlının nimeti aslında. Biz bu yapının dışına çıkmış durumdayız insan olarak. Özellikle son 200 yıldır. Neden son 200 yıldır? İşte plastik üretmeye başladık, yeni malzemeler üretmeye başladık, deminden beri konuştuğumuz tüketimi katladık. Dolayısıyla çöpüne sahip çıkmanın birinci aşaması aslında israftan uzak durmak. Tüketimi ihtiyacımla sınırlamak, bana her satılan, her pazarlanan şeye hemen atlayarak bundan da almalıyım diye bir hayat tarzını benimsememek. Çok basit aslında bu. Bunu yaptıktan sonra zaten o çöp dediğim, yani işe yaramaz diye düşündüğüm ya da işte atmak istediğim şeyin miktarının ne kadar azaldığını görüyorum. O azalan şeyle ilgili de sizin söylediğiniz şey çok doğru. Aslında doğaya bakıp, doğayı taklit etsek bütün sorunları çözeceğiz. O demin söyledim ya ben. Benim atık olarak ortaya koyduğum şeyin büyük bölümü aslında ham madde. Cam olsun, plastik olsun, kağıt olsun, metal olsun. Bunların hepsi tekrar endüstriye dönerek hem ekonomik olarak bir kazanç hem de doğal olarak bir kazanç elde edebiliriz. Ve toprağa gömmek yerine aslında yani kullandığınız mikrofonun parçası olabilir. Su içtiğiniz bardak olabilir hocam. Yani şişesini, boş şişesini attığınız meşrubatın şişesi sonradan size bardak yapılabilir. İçtiğiniz, yediğiniz işte konservenin kutusu sonradan metal olarak başka bir yerde kullanılabilir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz şu anda? Doğadan bir şeyleri alıyoruz. Madencilikle, ormancılıkla işte ağaçları kullanıyoruz, metalleri kullanıyoruz, petrolü kullanıyoruz. Bunlardan bir şeyler yapıyoruz. Kullanıp atıyoruz. Sonra doğanın hiç işine yaramayacak formatta bunlar doğada kalıyorlar. Halbuki bunları da tekrar dönüştürmek. Bizim bahsettiğimiz şey burada bu. Birinci şey, çok özet, çok basit. Tüketimi sınırlamak. Bunu da böyle negatif algılamamak gerekiyor. İnsanlardan hep bizim aldığımız bir tepki var. Ya hocam ne yapalım? Yani mağara çağına mı dönelim? Hiçbir şey tüketmeyelim mi? Hayır, onu demiyoruz tabii ki. Yani ihtiyaçlarımızı biliyoruz. Tabii. 500 yıl önceki ihtiyaçlarımızla aynı değil ihtiyaçlarımız. Ama sınırlar var. Sınırlar demin hocamın da söylediği benim gücümün sınırı değil. İhtiyacımın tabii. sınırı. Tabii. Bundan sonrası da zaten işte ayrıştırdığım, ortaya çıkardığım atıkları gelişi güzel bırakmak, doğaya teslim etmek yerine tekrar üretime, tekrar ekonomiye kazandırmaktan ibaret. Çok basit aslında. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz.